Merhabalar canlarım. Bir Night Online güncelleme notlarına daha hoş geldiniz. Şimdiden videoyu beğenen, paylaşan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. 4 Nisan 2024 güncelleme notları ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi bölümleri parçalayacağım, hızlı bir şekilde sizleri bilgilendireceğim. İyi seyirler. Bu güncelleme ile birlikte 20 gün ve üzeri I Love Night Online amblemi alan herkese karakter silme scroll'u gönderildi. Ödülü letter üzerinden alıyorsunuz. 20 gün ve üzeri amblemi aldığınıza eminseniz letter'ı tekrar kontrol edin. Letter'da 13 eşya görünür. Eğer kendinizden eminseniz ödülünüz arkada kalmış olabilir. Üzerinize birkaç eşya alın, letter'da yer açabilirsiniz böylelikle ve ödül yüksek ihtimalle görünür. Eğer hala ödülünüz görünmüyorsa bilet gönderebilirsiniz. Eşyayı kullanmak için Fortune Teller Mac'in tarot baktırdığımız ya da Rebirth bastığımız NPC'ye gitmemiz gerekiyor. Eşyayı kullanmak için karakter delete menüsünü açmanız gerekiyor. VIP şifrenizi giriş yapın. Şifre oluşturmayı bilmiyorsanız VIP cache şifresini oyun içinden nasıl yapıldığını öğretmiştim. Çöpe item atamıyorum diye arama yaparsanız YouTube'da karşınıza çıkacaktır video, izlersiniz. VIP şifresi sonrasında açılan pencerede silmek istediğiniz karakteri seçin ve letter üzerine gönderilen eşyayı buradaki yere ekleyin. Eşyayı ekledikten sonra gerekli onayları kabul ederek karakterinizi silebilirsiniz. Non-registered gibi bir hata alıyorsanız karakter silme eşyasını ilgili yere koymuyorsunuzdur. Doğru yere koyduğunuzda emin olun lütfen. Karakter Delay Scroll yani karakter silme scroll eşyası tek kullanımlıktır. Karakteriniz klandaysa, hapisteyse, 10 tane Jurate Mountain cezası varsa veya kralsa karakteri silemiyorsunuz. Silinmiş olan karakterlerin ismini farklı bir karakterde tekrar alamıyorsunuz. Biliyorsunuz sadece sonucu birleşimi olursa datalar sıfırlandığından dolayı isim alabilirsiniz. Beni takip eden canlarım, iyi ki varsınız. Unutmayın, Night Online içeriklerimi ne olursa olsun her zaman üreteceğim. Başka içerikler paylaşmamdan dolayı endişe etmenize gerek yok. Beni takip ederseniz tüm gelişmelerden haberdar olursunuz. Ve bu oyunu %99 değil, %100 bir şekilde öğrenmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Beni seven canlarıma çok teşekkür ediyorum. Diğer içerik ürettiğim videolara da Night Online'a göstermiş olduğunuz ilginin aynısını gösterirseniz çok müteşekkir olurum. Bir ilginiz olmasa bile like atın abi. Çünkü beni desteklemiş oluyorsunuz. Diğer insanları önüne çıkartmış oluyorsunuz. Tek istirhamım bu sizlerden. Diğer bahsedeceğim önemli husus sembol yapımı. Biliyorsunuz geçtiğimiz güncellemede klan sembolü yapımında problem vardı. 26 Mart 2024 Korekov bakımında bu sorun düzeltilmişti. Takip edenler bilirler lakin bizim burada şu an tam olarak çözülmedi. Canlarım, klan sembol yapabilmek için ismi eskiden sembol alt-us yani as yapardık. Bunun ismi artık sembol alt-new oldu. Ekranda göründüğü gibi bunun bilgisi verilmiş. Klan sembolünüzün ismini bu şekilde güncellemeniz gerekiyor. Bu detaya başka bir videoda denk geleceğinizi sanmıyorum. O yüzden bu videoda anlatmak istedim. İsmi doğru şekilde değiştirdikten sonra oyuna DirectX 9 ile giriş yapmanız gerekiyor. 32'yi 32 sembol boyutunda ayarladıysanız bir problem yaşanmayacaktır. DirectX 11'de şimdilik klan sembolünü değiştiremezsiniz. Hata vermeye devam etmekte canlarım. Coin etkinliği bitti. Bir gün öncesinden bunun duyurusunu beni takip edenlere topluluk sekmesinde yapmıştım. O yüzden mağdur olan olmadı. Sen de aktif olarak beni takip edersen bu tarz can alıcı hatırlatmalar işine yarayabilir. Coin etkinliği yerine günlük giriş etkinliği geldi. Bu günlük giriş etkinliklerini biliyorsunuz her seferinde söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Verilen ödülleri bir tık değişmesi gerekiyor. Sürekli aynı ödüller biraz can sıkıyor. Bu bakım etkinliklerin sona erdiği bakım. Aksi belirtilmediği sürece etkinliklerin süresi 4 haftadır. Etkinliğin ne zaman biteceğini bilmiyorsanız güncelleme notlarını kontrol edip üzerine 4 hafta ekleyerek ne zaman biteceğini hesaplayabilirsiniz. Başka insanlara sormanıza gerek yok canlarım. Örneğin ultimate etkinliği ne zaman geldi onu bulun. Üzerine 4 hafta ekleyin. 4 Nisan'da demek ki yine etkinlik gelecek düşüncesine girebilirsiniz. Ultimate etkinliği bitti. Yerine manis etkinliği geldi. En çok sevdiğim etkinliklerden biridir. Etkinliğin saatleri 16 ve 21.20'dir. Asset döngüsünü bilmeyenler varsa yine ekranda paylaşıyorum. Ya ekran fotoğrafı alıp kaydedin ya da bir kenara yazın. Bu sıralama şu an için değişmiyor. Unutmayın, asset eşyaları etkinlik kapsamında yenileniyor. Mgame isterse bu etkinliği bir bakımda gerçekleştirmeyebilir. Daha önce iki defa olmuştu canlarım. Oyuncular anlam verememişti. Ama her zaman farkındalığı en üst düzeyde tutuyorum ki beni takip edenler böyle bir olay yaşanırsa şaşırmasınlar. A-Set'te Minerva Set, Priest karakterin kitap SC'si ve Special Defense Scroll'u bulunuyor. Çoğumuz bunları bildiğimiz için üzerine çok durmuyorum. Direkt geçiyorum. Pandora, Felis, Agartha ve Zero sunucularında Rebirth 10 seviyesi aktif hale getirildi canlarım.
Bununla birlikte Rebirth 6 ve üzeri olan karakterlerin Juliet Monteil etkinliği kazanılırsa alacağı ödül artık Silver Gem değil, Fortified Sterling Silver Gemstone oldu. Bu ödül Silver Gemstone ile aynı eşyaları içeriyor. Tek farkı yeni eklenen 4 takıdan birisinin düşme olasılığı bulunuyor. Bu 4 yeni takı hakkında kanalımda videom var. Dileyenler izleyebilirler. Yeni bir etkinlik başladı canlarım. Yine karakter silme scroll'unda olduğu gibi 20 gün ve üzeri Isle of Night Online amblemi alınması gerekiyor. 4 Nisan'da etkinlik yani bugün itibariyle başlıyor ve 2 Mayıs tarihinde trade edilemez şekilde Equipment Wheel Item eşyasına sahip olacaksınız. Eşya letter üzerinden gönderildiği için üzerinize alırsanız silinmeyecek, üzerinize almazsanız letter'da bırakırsanız 30 Mayıs'ta eşya silinecek. Peki nedir bu scroll? Bununla ilgili detaylar sonradan paylaşılacak. Lakin kabaca istediğimiz bir karakterin üzerinde ne eşya var bunları görebileceğiz. Eski oyuncular bilir. Knights of Night adında bir site vardı. Eskiden datalar açıktı ve o siteden insanların üstüne bakardık. Ne eşya giyiyor acaba falan diye karşılaştırmalar, kıyaslamalar falan yapardık. Bu eşya buna benzer bir şey olur diye düşünüyorum. Şimdi aklınızdan şu geçiyordur. Pazar scroll gibi mi olacak? Süresi var mı diye soruyorsunuzdur. İşte detaylar sonradan belli olacakmış canlarım. Şu anda ne olacağını bilemiyoruz ama ben tecrübelerime göre tahminde bulunayım. Yüksek ihtimalle pazar SC şeklinde olur. Kırdırılınca süresi 30 gün olur ya da daha düşük olur bilemiyorum ama ben 30 gün olacağını düşünüyorum. Ya skill bar'a koyup basarız, bir panel çıkar, oraya karakter ismini yazarız ya da sol alt köşede karakter info vardır bilirsiniz. Ya o kısma ya da buna benzer bir alana equipment view bölümü eklenir. Mesela sol alt köşede olursa ilgili ismine sağ tıklarız, equipment view seçeneğini tıklarız ve o karakterin eşyalarını görürüz diye düşünüyorum. Tabii tam olarak nasıl olacağını bilemiyorum. Geldiği zaman göreceğiz. Ben sadece tecrübelerime göre yorumladım ve merakla bu eşyayı bekliyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bu arada ne gerek vardı böyle şeylere? Redistribution item'ı getirin. Yani skill sıfırlayalım diyenler için diyecek bir şey bulamıyorum canlarım. Sürekli yenilik gelsin, farklı şeyler olsun deriz. Öyle değil mi? Valla o tarz yazıları görünce pek de dikkate alasım gelmiyor. Daha iyi olmaları gerekiyor. Evet, daha çok güzel güncellemeler gelmesi gerekiyor. Ama bu tarz şeyler olunca da insanın biraz hoşuna gidiyor. Bu kadar da düşmanca yaklaşmamıza gerek yok. Sonuçta bu oyunu severek oynuyoruz yani. Yabani ot etkinliği geri geldi canların. Süresi 4 hafta. Yeni sunucularda 20 Nisan'da aktif olacağı belirtilmiş. Kısaca anlatayım. Çiçekleri kesiyorsunuz. 10 tane Wild Grace eşyasını Magpie NPC'sini teslim ederek 4 tane Rice Cake hediyesi vermiş olacak. Bu keklerin içerisinde atak arttıran kek düşebiliyor. Sanki red pot varmış gibi kullanabilirsiniz yani. Tabii bir yerde ışınlandığınızda, bir yerde şey yaptığınızda falan yok oluyor. Etkinlik bitiminde çıkan keklerin silineceğini belirtmişler. Daha önce silinecek denilip silinmediği olmuştu. Ben şöyle söylüyorum. Çok fazla efor sarf etmeyeceğim bir miktar üzerinde bulunsun. Silinirse üzülme yani. Ama silinmezse de kullanırsın. Umarım bu detaylar hoşunuza gidiyordur. Dev Solucan'ın Experience ödülü mevcut biliyorsunuz. Bu Dev Solucan için özel Discord grupları kuruluyor. Bunları araştırın, bulun. Orada etkinlikten yararlanabilirsiniz. Magpie NPC'sinde Growing Seedling görevini tamamlayarak bir kereliğine mahsus ekranda gördüğünüz ödülleri alabiliyorsunuz. İçinde 7 günlük Hellfire Wing bulunuyor. CZ'de 50 kill görevi 2 hafta süreli uzatılmış. Hangi görev olduğu yazmıyor değil mi canlarım? Siz de fark etmişsinizdir. Çünkü sonradan eklenen başka 50 kill görevi olmadı. Zaten geçen sefer uzatıldı. Bir daha uzatılıyorsa mantıken aynı görevdir. Farklı bir şey olsa zaten bunu belirtirlerdi. Bu mantıkta burada 100 milyonluk Experience ödüllü 50 kill'den bahsediliyor canlarım. Biliyorsunuz PM kapatma tuşunun lokasyonun değişmesi için forumda istek konusu vardı. Evet, belki çok güncellenmesi gereken konular var. Lakin MGM genelde yeni getirdiği özellikleri hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Kapatma tuşu ekranın sol üst köşesine alınmış. Bu güzel oldu. Sürekli yanlışlıkla kapatıp duruyordum. Çok sinir bozucuydu. Şimdi ele alacağımız madde Koreko'ya geçtiğimiz hafta gelmişti. Durability değeri 0 olmuş eşyaların NPC üzerinde tamir edildikten sonra yaratığa saldırı yapınca tekrar 0 durability olma sorunu düzeltilmiş. Direct Test güncellemelerini inceleyelim. Dokuların aralıklı olarak düşük kaliteli olarak görünmesi sorun düzeltilmiş. Oyuncuların pikselleşme dediği olay bu. Bakış açısına göre pelerin üzerinde bulunan klan işaretlerinin görünmemesi sorun düzeltilmiş.
Evet, ekranı döndüğünüzde bazı açılarda semboller görünmüyordu. Bu düzeltilmiş. Launcher'ın Options ayarlarında oluşan anormal görünme sorunu düzeltilmiş. Options ayarlarında bazı yerler tam olarak görünmüyordu. Böyle bir farklı bir efekt çıkıyordu. Bunu düzeltmişler. DirectX 9 kullanılırken çarkıfelek etkinliğinin ödüllerinin kare şeklinde görünmesi sorunu düzeltilmiş. Görsel problem vardı canlarım. Normalde yuvarlak görüntü olması gerekiyordu. Kare görünüyordu. Bunu düzeltmişler. FX ile ilgili geçtiğimiz hafta iyileştirmeler yapılmıştı. Klan koldukları ve bazı kalkanların yanma efektleri doğru şekilde parlamıyordu. Bu sorunu bu bakımla düzeltmişler canlarım. Güncelleme notları bu şekildeydi. 10.000 abone olamadık. Son 455 abone kaldı. Lütfen abone ol butonlarına saldıralım ve bu videoya en az 500 like bekliyorum. Beğenme butonuna da saldıralım canlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Konu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum, bunu bilin. Konu hakkında yorumunuz yoksa bir emoji yapmanız bile yeterli olur. YouTube algoritmasında katkınız çok büyüktür. Çok teşekkür ediyorum beni destekleyen herkese. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Çünkü siz olmazsanız bu videoların gelmesinin hiçbir nedeni yok. O yüzden iyi ki varsınız.